Arkadaşlar, herkese merhabalar. Nasılsınız dostlar? Bu ara çok fazla video çekeceğimi söylemiştim sizlere. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Videoların devamını istiyorsanız, devamı gelsin istiyorsanız lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Çünkü canlı yayınlara da geçeceğim. Soru cevap yapacağız önümüzdeki süreçte de. Ve tabii ki biliyorsunuz, takipçilerim biliyorlar. Takipçilerime öncelik veriyorum. Şimdi o yüzden şimdi hemen videoyu arkadaşlar beğenip altına bir kalp, bir çiçek bile olsa yorum yapmanızı istiyorum sizden. Başlıkta gördüğünüz gibi arkadaşlar, aşk üçgeni ile ilgili bir açılım yapacağız. Şimdi el enerjiyi aldım ben. İki tane de dişil enerji var arkadaşlar. Şöyle. Bu sizsiniz arkadaşlar. Bu diğer taraf, diğer kadın. Tamam, bir eril enerji, iki dişil enerji. Şimdi bakalım bakalım enerjiler ne yönde? Kartlarımız nasıl bir yol gösterecek? Önümüzdeki süreçte ne olacak? Ne olması gerekiyor ve nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor diye kartlarımıza soracağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben eril enerjiye sormak istiyorum. Senin durumun nasıl? Sen ne durumdasın şu an diye sormak istiyorum. Gündeminde ne var diye sormak istiyorum. Genel bir açılım arkadaşlar bu, biliyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi birebir uymayabilir. Bir renk, bir sayı, bir sembol. Siz kendinize uyanları alın. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Sizler bu videoyu ne zaman izliyorsanız enerjisi size o zaman aksın diyerek hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım şu an eril enerjinin gündeminde ne var? Genel anlamda soruyoruz, ne var? Kafası çok karışık. Yediği kazıkların, tatlı tatlı yediği hurmaların şu an acı acı çıktığı bir dönem içerisinde olduğunu söylüyor kendisiyle ilgili. Gündeminde para, o 7 ve 5'ler basiretsiz kartlardır arkadaşlar. Arka arkaya 7'li kartlar çıkıyor. Gündeminde özellikle para var. Para ile işle ilgili olumsuz giden bir şeyler var diyor. İşiyle ilgili, kariyeriyle ilgili, parasıyla, parayla ilgili olumsuz giden, yani 7 ve 5'ler basiretsiz dedik. Arkadaşlar bir de 5'li çıktı burada. Evet, gündeminde işle ilgili olumsuz giden şeylerden kaynaklı bu kişi ya birine borç verdi alamadı, ya bir, ne bileyim, kredi çekmek istedi olmadı, ya işiyle ilgili şu an eskisi gibi kazanç sağlayamıyor diyor. Ve o yüzden de kendi kabuğuna çekilmiş vaziyette. Evet, burada bir kadın enerjisi de var. Onu seven, ona destek olan, bu kadınlardan hangisi bilmiyoruz, bakacağız, ama onu seven, enerjisiyle onu besleyen bir kadın enerjisi de olduğunu söylüyor. 3 vakit sonra kendisini toparlar. 3 gün, 3 hafta, 3 ay, bu ay da olabilir, 3. ay da olabilir arkadaşlar. Üçlü vade içerisinde kendini toparlayacağını, ama öncelikle duygusal beslenmesi gerekiyor ve onu da bu kadın yapacak diyor. Toparlar kendisini, üçlü vade içerisinde toparlar. Şu an ne yaptığını tam olarak da bilmiyor. Gündeminde aşk var mı? Hayır, gündeminde aşk meşk yok. Şu an tamamen paraya odaklanmış durumda olduğunu görüyorum eril enerjinin. Peki erili şimdilik şurada alalım, koyalım bunu. Şimdi dişil enerjilere bakalım arkadaşlar. Eğer görünmüyorsa kartlar, ekranı büyütebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu sizsiniz dedim ya arkadaşlar. Bu dişil enerji sizsiniz. Bu dişil enerji de karşı taraf. Öncelikle eril enerjinin size karşı duygu ve düşünceleri nedir? Ona bakmak istiyorum. Eril enerjinin bakalım. Nedir? Seninle ilgili gündeminde ne var? Bakalım bakalım bakalım. Bir kavga, bir tartışma olmuş olabilir arkadaşlar. Beşli vade içerisinde ya da ilişkiyle ilgili bir mücadeleye girilmek zorunda kalınmış olabilir diyor. Mücadele verilirse, siz mücadeleyi verirseniz, kazanırsanız kazanan taraf olursunuz diyor aynı zamanda. Ama bir tartışma ortamı yaşanmış olabilir diyor. Yorgun, siz artık yorulmuşsunuz arkadaşlar. Ama
bırakmıyorsunuz da. Evet, yorulmuşsunuz ama sıkı sıkı tuttuğunuz şeyleri de bırakmıyorsunuz. Aslında burada vermeniz gereken mücadele karşı tarafın sevgisiyle ilgili olmamalı. Sizin kendinizle ilgili, bu ilişkide yüklendiğiniz sorumluluklarla ilgili bu yükü bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu ara beliniz, boynunuz mu ağrıyor? Omzunuz, sırtınız mı ağrıyor? Tekrardan eğer aranız açıksa tekrardan ilişki başlayacak, sıfırdan başlayacak. Ama siz önce şu yorgunluğunuzu bir atın. Üzerinizdeki, hani serbest bırakın. Her zaman söylüyorum ya, programlarımda da söylüyorum, özel danışmanlıklarımda da söylüyorum. Enerjiyi serbest bırakın. Hani Venüs Hanım, bu kişiyi tam unuttum, o unuttuktan sonra geldi diyorsunuz ya arkadaşlar. Anlatmak istediğim nokta bu. Tam siz kendinizi, enerjiyi serbest bıraktığınızda sistem boşlukları sevmez. Hemen zaten hop o boşluğun yerini getirir, doldurur başka bir şeyle. Aynı şey de olabilir, farklı bir şey de olabilir. O yüzden burada bağ kesme çalışması yapın arkadaşlar. Bağ kesin. Instagram adresimde sanırım bununla ilgili çok öncelerde ama paylaşmıştım. Yine paylaşırız Instagram'da bununla ilgili, bağ kesme ile ilgili bir çalışma yaparız yine önümüzdeki süreçlerde arkadaşlar. YouTube'da da yaparız. Çünkü herkesin Instagram'ı yok. Bazen söylüyorsunuz Instagram yok bizde diye. Tekrardan başlayacak ama sizin öncelikle bu yükten arınmanız gerekiyor. Peki erin enerjisi seninle olan ilişkisiyle ilgili ne düşünüyor? Evet, zaten başlayacak, gelecek de eylem kartı çıktı. Şimdi ilişkiyle ilgili bir zafer var burada. İlişkiyle ilgili bir kutlama, bir savaştan çıkmış, zafer kazanmış, altılı vade içerisinde, 6 gün 6 hafta, ayın 6'sı 16'sı, 6. ay, ayın 26'sı, altılı vade içerisinde tekrardan sanki hiç ayrılmamışsınız ya da sanki şu an aranızda bir kaos varsa, ilişkide gelgitler varsa, sanki bu hiç olmamış gibi ilişkiye devam edileceğini söylüyor ya da ilişki tekrar başlamış gibi, yeniden tanışıyormuş gibi. Belki uzun zamandır ayrısınız. Belki ilişkide asla çözülemeyeceğini sandığınız problemler var. Çözülecek, bu size bağlı. Bu size bağlı. Artık şu yüklerinizi bırakır mısınız? Şu yüklerinizden arınır mısınız? Aslında vermeniz gereken mücadele sizin üzerinizde, omzunuzdaki yükler diyor burada. Altılı vade içerisinde ilişki gelgitliyse düzene oturacak. Eğer ilişki bittiyse de tekrardan başlangıç olacak diyor arkadaşlar. Kafa karışıklığı var burada. Peki, gelelim diğer dişil enerjiye. Karşı taraf. Peki, eril enerjinin bu dişil enerjiye karşı duygu ve düşünceleri nedir diye soruyorum hemen. Hangisinde rezone oluyorsanız o arkadaşlar, belki siz bu dişil enerjiye odaklanacaksınız. Bu da olabilir. Nedir? Bu dişil enerji biraz sert yapıda bir enerji. Çok sert arkadaşlar. Sinirlendiğinde gözü hiçbir şey görmez. Hatta böyle sinirlendiğinde gözü en sevdiği kişileri bile görmez. Çocuğunu bile görmez. Öyle bir yapıda. Bu kişinin, bu kadınla ilgili, eril enerjinin bu kişiyle ilgili korkuları var diyor. Nedir korkuları? İlişkinin bitmesi, farklı bir yön alması, ya da küllerinden doğmak, yeni bir devrim başlaması. Evet, şu an bu eril enerjinin hayatında bu kişi var. Var. Sizinle ayrı mı şu an? Aranız mı bozuk bu tarafta tamamen? Ölüm kartı. Artık aslında bitmesi gereken de bir ilişki olarak görüyorum ben bunu. Ama eril korkuyor bundan. Yani miadını doldurmuş. Neyi zorluyorsun arkadaşım sen? Evet, bununla ilgili arkadaşlar bir şeyler nadasa bırakılmış. Bu ilişkiyle ilgili bir şeyler akışa bırakılmış. Ben yapmam gereken her şeyi yaptım. Ben elimden geleni yaptım.
artık konuyla ilgili ne olacaksa olsun deyip bekleyen de bir eril enerji var burada arkadaşlar. Nadasa bırakma gibi düşünün bunu. Bir süre bekleme gibi düşünün. Ha, yalan. İlişkiyle ilgili bu bana dişil enerjinin yalanları gibi geldi. Şimdi bu dişil enerji şu. Bu dişil enerji arkadaşlar erile yalanlar söylemiş. Dişil enerji kılıç çıktığı için ben bunu dişil enerji olarak baz aldım. Eril enerjiye yalanlar söylemiş ve önümüzdeki süreçte bu yalanlar çıkacak arkadaşlar ortaya. Bekliyor. Evet, eril enerji bir şeyler düzelir. Ben elimden geleni yaptım diyor ama bu da zeytinyağı gibi süre çıkan da bir kadın olarak gördüm. Çünkü bir takım yalan dolanları var. Bunlar diyor ortaya çıkacak diyor. İlişkide çünkü alma verme dengesi daha çok maddiyata dayanan bir ilişki bu arkadaşlar. Dişil enerji biraz böyle Rabbena hep bana diyen bir karakter olarak çıktı burada. Güneş kartımız çıktı. Eril enerji çok istiyor. Eril enerjinin arkadaşlar ha, evet tamam şimdi oldu. Eril enerji arkadaşlar gerçekleri görecek. Bana ne gibi geldi bu? Böyle Temmuz gibi olabilir. En geç ama Temmuz ayı gibi olabilir. Çünkü Ağustos ayında Güneş kartı aydınlanma ve dişil enerjinin kaotik günleri, travmatik günleri başlayacak diyor. Peki eril enerjinin bu dişil enerjiye karşı planı nedir gelecekle ilgili? Ne yapmayı düşünüyor? Evlenmeyi düşünüyor. Şu an eril enerji bu dişille evlilik düşünüyor arkadaşlar. Bir şeye imza atma, bir sözleşme yapma. İleriye dönük. Ego ama bir yandan da ilişkide ego arkadaşlar ben burada şey görmedim mahkeme kartı çıktı ben burada aslında sevgi görmedim aman aman hani eril enerji evet bir şeyler hissediyor ama dişil enerjinin eril enerjiye karşı kesinlikle sadece para konuşuyor ya da maddi şeyler konuşuyor elle tutulur şeyler duygusal anlamda bir şey görmedim ama eril enerji evlilik istiyor. Ne olur evlilik olur mu? Hayır, muhakeme kartı arkadaşlar mahkeme kartı ya evet bu kişiler mahkemelik olurlar bildiğimiz mahkeme hukuksal süreç başlar bu ilişkiyle ilgili ya da eril bir şeyler ortaya çıktıktan sonra kafasında bir şeyleri muhakeme yapıp ilişkiyi tamamen sonlandırır çünkü gizli kalan şeylerin ya da yalan dolan perdenin diğer tarafı ya da madalyonun diğer yüzüyle ilgili görünmeyen şeylerin görüneceğini söylüyor burada. Bu taraf net çıktı arkadaşlar. Şöyle yapacağım şimdi. Diğer kartlarıma geçeceğim. Neyle ilgili? Bundan sonra neyle ilgili açılım istiyorsanız onları da arkadaşlar yorum kısmına yazarsanız en çok hangi alanda hangi konuyla ilgili yorum gelirse bir sonraki açılımı o yaparız arkadaşlar. Şimdi gelelim tekrardan size. Eril enerji sizinle olan ilişkisiyle ilgili ne gibi planlar yapıyor? Geleceğe dair ne gibi planları var? Evet gelecek ama şu an geleceğini döneceğini kendisi de bilmiyor size. Ne gibi planlar yapıyor? Size karşı öfkesinin olduğunu görüyorum. Böyle dengesizce hareketler yapmış. Yapmaya da şu an devam edebilir gündem olarak. Bir yere oturtamıyor tam olarak kafasında. Korkularının olduğu, biz zaten öncesinde de sürekli tartışıyorduk, sürekli kavga ediyorduk. Tekrar barışırsak yine aynı şeyler olur, kaotik şeyler yaşarız düşüncesi içerisinde. Umursamıyor. Şu anki düşüncesi arkadaşlar umursamıyor. hani siz şey diyebilirsiniz, beni çok fazla sallamıyor. Çok umurunda değilim. Evet şu an öyle. Ama ilişkinin ortak geleceğine baktığımda arkadaşlar altılı vade içerisinde muhtemelen şuradan bir kazık yiyilecek. O kazıktan sonra da
Çünkü burada bir mahkeme, bir muhakeme süreci başlayacak. Ondan sonra da bu kişi sizinle tekrardan sil baştan bir sıfırdan başlama gibi düşünün. Bir ilişki içerisine girecek arkadaşlar. Şimdi ilk deste siz yani psikolojikman çok çöküksünüz arkadaşlar. Birliktelik yapıyoruz arkadaşlar. İhtiyacınız olan enerjiniz neyse doğal taşlar. Bunların hepsi doğal taş, kişiye özel taşlar. Ne gerekiyorsa, hangi enerji eksikse o enerjiyle o taşlara enerji, kişiye özel enerjiler yükleniyor ve kargo ile gönderiliyor arkadaşlar. Enerjiniz kendinizi iyi hissetmiyorsanız, aşk hayatım iyi gitmiyor, iş hayatım iyi gitmiyor, sorun neyse zaten onu biz tespit edip o taşlarla bilekliklerinizi yapıp enerji yükleyip gönderiyoruz arkadaşlar. Çok da iyi gelir bu arada. Şimdi burası böyle. Hemen gözüme çarptı, şu kartlarımı almak istiyorum. Hazır bir şey, böyle bir tutulma, biliyorsunuz ay tutulması da yaşadık. Bakalım. 3 tane deste yapacağım arkadaşlar. Bir tanesine odaklanın. Olumlama kartınız arkadaşlar. İhtiyacınız olan olumlama. Ona niyet ediyorum. Siz de ona niyet edin. Şu an durdurabilirsiniz videoyu. Niyetinizi yapmak için. Bana uygun, bana enerjime iyi gelecek olumlama. Hangisi? Ya da ona niyet ediyorum diye. Sizler de niyetinizi yapın arkadaşlar. 3 tane deste yan yana koyacağım. Ekranı büyütün, dediğim gibi bazen aşağıda kalıyor çünkü arkadaşlar. Şöyle. Bu birinci olumlama. Bir tanesine odaklanın. Bu ikinci olumlama. Bu da 3. Bir tane seçmeniz yeterli arkadaşlar. Birine odaklanmanızı istiyorum. Sadece. Şöyle biraz daha indireyim. Evet arkadaşlar. 1 2 ve 3. Hadi bakalım. Şöyle tutayım daha yakın olsun. 1 2 3. Bir tanesine odaklanın arkadaşlar. Öncelikle birinci kartı seçenler, bakalım ne çıktı. Kim olduğumla uyumlu hayal ve hedeflere sahip olmam gerekiyor. Biliyorum. Kendime uygun hayaller kurarak onları hedeflere dönüştürmeye ve gerçekleştirmeye niyet ediyorum. İzin veriyorum. Şimdi burada kim olduğunuzu önce bir kendinize sorun. Ben kimim? Benim ne yapmam gerekiyor? Kendinize uyumlu hayal ve hedefler kurun arkadaşlar. Ve onları hedef haline getirin. İkinci kartı seçenler. Ben gerçeğim. Düşüncelerimle yaratıyorum. Kabul ediyorum. Olumlu düşünceyle gerçekliğimi yaratmaya niyet ediyorum ve buna izin veriyorum. Ben gerçeğim. Düşüncelerimle yaratıyorum. Kabul ediyorum. Olumlu düşünceyle gerçekliğimi yaratmaya niyet ediyorum. İzin veriyorum. Şimdi arkadaşlar, bir kere olumsuz düşünceden sıyrılmanız gerekiyor. İkinci kartı seçenler için söylüyorum. Sisteme gönderdiğimiz şeyler bumerang gibi bize geri dönüyor ya. Düşüncelerinize ve sözlerinize dikkat edin. Bir Demet Şener'le olan programımdaydı galiba. Bu konu üzerine çok konuşmuştuk. İzleyebilirsiniz bunu da. Hani o programa da Einstein'ın sözüyle başlamıştım. İzleyenler bilirler, hatırlarlar. Şu anki durumumuzun, geçmişte düşüncelerimizin bir ürünü olduğunu bilseydiniz daha dikkatli olurdunuz. Einstein'ın bir sözü arkadaşlar. Düşüncelerimle yaratıyorum. Ben gerçeğim diyor. Kabul ediyorum. Olumlu düşünceyle gerçekliğimi yaratmaya niyet ediyorum. İzin veriyorum. Bunları bir kağıda not edin arkadaşlar. Günde 21 kere okumaya gayret edin. İyi gelecektir. Oradaki enerjiyi kendinize çekmiş olacaksınız. Peki üçüncü kart arkadaşlar. Hemen hemen benzer şey çıktı bunda da, ikinci kartla ilgili. Her türlü olumsuz duygu ve düşüncenin bana zarar verdiğini biliyorum. Kabul ediyorum. Olumsuzluklardan arınarak olumlu duygu düşüncelerle sağlıklı olmaya ve yaşamaya niyet ediyorum. İzin veriyorum. Burada da yine arkadaşlar olumsuz düşüncelerin verdiği zarardan bahsediyor.
sizi ne kadar aşağıya çektiğinden bahsediyor. Örnek veriyorum, işte ilişkilerle ilgili konuştuk. Ahmet zaten benimle barışmaz ki. Zaten o diğer kadından ayrılmaz ki. Siz yaratıyorsunuz arkadaşlar bunu. Her türlü olumsuz duygu ve düşüncenin bana zarar verdiğini biliyorum. Gerçekten zarar veriyorum arkadaşlar. Bunu defalarca kez söylüyorum ki artık sosyal medyada her yerde ısrarla gözümüze sokuyorlar bunu ki iyi de oluyor. Olumsuzluklardan arınarak olumlu duygu düşüncelerle sağlıklı olmaya ve yaşamaya niyet ediyorum, izin veriyorum. Sağlıklı olmak her anlamda, bilinçaltı olarak sağlıklı olmak, bedenen, ruhen her anlamda sağlıklı olmak arkadaşlar. Peki, dediğim gibi bunları bir yere not edin arkadaşlar. Durdurun, yazın bir kağıda. Günde 21 kez tekrar edin. Zamansız bir zamana niyet aldığım için ne zaman izlediğinizin hiçbir önemi yok. Siz ne zaman istiyorsanız bunların enerjisi size o zaman geçecektir. O zaman akacaktır arkadaşlar. Bilgilerimi yazıyorum videonun altına. Dediğim gibi yorum yapmayı, eğer bildirimlerden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Çünkü Venüs Hanım video paylaşmışsınız, haberimiz olmadı, daha sonradan gördük falan diyorlar. O yüzden abone olup oradaki bildirim zil tuşu var ya arkadaşlar, onu da açın lütfen. Çünkü önümüzdeki zaman diliminde, ki Ramazan ayı boyunca bunu çok sık yapacağım, bol bol canlı yayın soru cevap yapacağım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Her zaman söylediğim gibi ışıkla ve aşkla kalın. Hoşça kalın.